Bir soruyla ben Ece'ye geçmek istiyorum hani sizin anlattıklarınıza. Yani bu yumurtlar referans vererek büyümek kavramını kullandınız. Büyümek ve kabuğunu kırmak, o yumurta kabuğundan kıracak. Evet. Peki yani o İslami söyleme çok da itiraz etmeyen kabuğun içinde kalan gençler ne yapacak? Yani onlar başka şeyler, taktikler deneyecekler mi? Çünkü buradan Ece'nin sunumuna geçmek istiyorum. Yani Ece Helal Dairesi'nde kadın kadına müzik yapma ve bunun hani nasıl bunu pratik ediyorlar? Çünkü bir kesim de yani kabuğu çok kırmaktan yana değil. Çünkü oradan bir kazancı var. Yani değil mi? Geleceğinin şey var, geleceği korunak altında, güvence altında. Dolayısıyla o dairenin içerisinde, o kabuğun içinde kalmayı da tercih eden bir genç kesim var. Ama şunu da tabii ki çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Eğer burada bir dönüşüm olacaksa, burada yeniden bir diriliş ve uyanış olacaksa kesinlikle katılıyorum. Yani onu reddederek, ona karşı durarak, onu kırarak bunu gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla ben çok teşekkür ediyorum. Yani müthiş de bir sürü soru var. Hangi birini soracağım bilmiyorum ama Ne bu güzel. en azından sizin bu tartışmanızdan, kabuğu kırmak ve kırmama meselesinden Ece'nin sunumuna geçmek istiyorum. Lütfen. Helal Dairesi'nde kadın kadına müzik yapmak. Yani Ece bunu bir saha çalışması olarak hani yürüttüğünü biliyorum ben. Gidip bu kadınlarla işte günlerce, aylarca görüşüp hatta birlikte müzik yapıp birlikte bunu deneyimlediklerini biliyorum. Dolayısıyla hani Ece bu Helal Dairesi'nde bu genç kadınlar nasıl sürdürüyorlar bunu? Hakikaten öyle bir daire oluyor mu? Onu sorarak başlayayım. Biraz şey bir başlıktı, havalı bir başlık olsun diye aslında öyle bir başlık attım. Helal Dairesi'nin ötesinde başka başka şeyler. Ben şeyi söylemek istiyorum. Bu sahaya başlamamın aslında böyle ilk ateşleyicisi Ayşe Hoca. Ayşe Hoca'yı ve Ruşen Hoca'yı sürekli medyaskoptan, ortalarından devamlı olarak izliyordum. Böyle gece 3'te açıp saatlerce sizi dinliyordum. Ve öyle bir dönemim oldu. Sonra sahaya girdikten sonra, sahaya da şimdi anlatacağım. Böyle hafif bir hayal kırıklığı yaşadım. Çünkü yani ya o kabuk kırılıyor, geliyor gelmekte olan gibi böyle bir şey varken, hava varken ya hayır buradaki arkadaşlar, genç arkadaşlar sadece yani hayatta kalmaya çalışıyorlar. Dünyanın nimetlerinden faydalanmaya çalışıyorlar. Tıpkı benim yaptığım gibi. Bir şekilde dünyanın tadına varalım diyorlar falan. Birazcık sahamı anlatayım ben. Aslında böyle çok direkt sahayı anlatıp sizin söylediklerinizle nasıl şu an yeniden anlamlandırıyorum. Belki kısaca onu söyleyeyim. Çok da zamanımız yok. Lütfen. Bence sahanın kendisi zaten başlı başına ilgi çekici. Bir grup genç kadın, kendilerini dindar Müslüman olarak adlandıran bir müzik grubu kuruyorlar. Davutoğlu Üniversitesi'nde. Şehir Üniversitesi'nde tanışıyorlar bu arkadaşlar. Diyorlar ki yani biz erkeklerle bir araya geldiğimizde yeteri kadar kendimizi çılgınca ifade edemiyoruz. Kadın kadınayken bunu daha iyi yaparız. O tutkularımızı, arzularımızı kadın kadınayken daha iyi gösteririz diyorlar. Şimdi burada tabii bir şey de var. Orada bir kültürel üretim sürecine dahil oluyorlar. Bir empowering de var orada. Bir güçlenme hali de var bir yandan. Böyle çıkıyorlar yola. Hatta grubun kurucularından biri de şu an kendini Müslüman feminist olarak tanımlayan bir aktivist kadın. Bir süre sonra gruptan ayrılıyor. Onun sebebini de anlatacağım şimdi. Çok ilginç hikayeler. Ben 2,5 sene boyunca bu müzik grubunun bütün konserlerine, turnelerine katıldım. Provalara çok fazla dahil olamadım. Çok daha küçük gruplarda ev içinde vesaire gerçekleştiği için. Ama Improvision Night'lara vesaire gittiğimde daha böyle seyirciyle iç içe oldukları süreçlere de dahil oldum. Sadece akşamları müzik yapıyorlar bu kadınlar ve sadece kadınlara yapıyorlar. İlk çıkış noktaları şöyle oluyor. Yani gündüz vakitlerinde kadınların kısırları varsa akşamları da müzikleri var gibi aslında. Public space'in geceleri içinde kadınlar için de açık olabileceğini aslında beyan eden politikte bir söylem. Grubun ilk dönemlerinde çok güçlü bir argüman aslında bu. Ama sonra işte röportajlar veriliyor, BBC'ye çıkıyorlar vesaire. Grup yavaş yavaş rahatsız olmaya başlıyor bu imajdan. Yani çünkü bu kadar politize oluyor olmanın kendisi onun için tehlikeli. Ve şöyle bir şeye dönüşüyor. Yani biz ne feminist gibi görünmek istiyoruz, ne devlete düşman gibi görünmek istiyoruz. Bizim yapmak istediğimiz şey sadece güzel müzik yapmak. Kulağımıza hoş gelen şeyi yapmak ve bir bizim gibi olan insanlara ya biz de bir şey yapıyoruz.
Ve biz de hayatın tadını çıkarabiliyoruz ve bundan keyif alabiliyoruz diyebilmek aslında genç arkadaşlarımıza da bir yandan örnek olabilmek, model olabilmek şey var burada. Aslında bence bu da bir empowering ama öyle adlandırmamayı tercih ediyorlar çünkü çok tehlikeli. Enteresan da bir şeyleri var, repertuarları var. Ciao Bella söylüyorlar ama bunu kanunla yapıyorlar. İşte Adana Evoperki bir Ermeni ağıdı söylüyorlar bir yandan. İşte Kızıl Ordu'nun marşlarından tutun da bir Japon klasik müziğine kadar ya da işte Bir Başkadır Benim Memleketimden Ajda Pekkan'ın başka işte pop şarkılarına kadar enteresan bir repertuarları var. Yani bir yandan tabii hani çeşitlilik yapmak istiyoruz diyorlar. Batı'yla Doğu'yu bir araya getirip kendi enstrümanlarımızda yeniden yorumlamak istiyoruz. Kendimizce ruh katmak istiyoruz onu diyorlar ama şu bir soru bence yani. O kadar çok şarkı varken neden Ciao Bella ya da işte neden bir Ermeni ağıdı gibi sorular. Dolayısıyla ya bunlar beni bayağı şey yaptı. Bu soruları defalarca sordum. Ama aldığım cevap hep şöyle oldu. Müzik bence yani beyan şu. İdeoloji tarafından, politika tarafından kirletilmemesi gereken yüce bir şey. Dolayısıyla yani o şarkı aslında Ciao Bella bir aşk şarkısı. Bunun bir komünist şarkısı olarak söyleniyor olması o müziği aslında bir açıdan beyan aynen iletiyorum. Tecavüz. Şimdi çok tehlikeli de bir söylem ama böyle bakıyorlar ve bunun başka bir şeyle de paralelliğini gördüm ben. Yani politikanın değdiği şeyi kirletiyor oluşu. Aslında Ayşe Hoca'nın söylediği şeye de biraz referans veriyor galiba. Şehir Üniversitesi kapatılacağı dönemde meselenin politik bir mesele olmadığını ki bunlar orada Şehir Üniversitesi kapatılmasın diye mücadele de eden kadınlar aslında kampüste. Şöyle diyorlar, eğitim politika tarafından kirletilemez, araçsallaştırılamaz. Yani bu aslında o müzikle kurdukları ilişkiyle de çok alakalı. Politika onların her zaman mesafe aldığı bir şey. Yani din neresinde bunun? O kadar iç içe geçiyor ki hepsi. Yani din de, aile de, gelenek de ve politika da aslında. Ve hepsi onların bir şekilde gündelik hayatta tutunabilmek, kendilerini var edebilmek için sürekli salınıp durdukları bir alan gibi. Orada çeşitli onlar her ne kadar öyle olmadığını söyleseler de bir tür political positioning aslında. Yani sürekli pozisyonlar alarak ayakta durmaya çalışıyorlar ve zamanında ablalarının kendileri için açtığı o alanı, belki de iktidarın biraz da kirlettiği o alanı kullanmaya bakıyorlar. Buna deistleşmek diyebilir miyiz bilmiyorum ama yani din de zaten işte yaşayan bir şey olarak din de zaten yani sürekli dönüşüyor ve mesela işte sosyal medyayı çok aktif bir şekilde kullanan, iki dil, üç dil bilen, iyi üniversitelere gitmiş, işte Erasmus programlarına katılmış, liderlik eğitim programlarına katılmış bu kadınlar bir de böyle bir profilleri de var bir yandan. Nasıl giyineceklerini biliyorlar, işte çok güzel böyle dergiler okuyorlar, filmler izliyorlar, popüler kültüre de hakimler bir yandan. Şimdi böyle bir dünya var ve tüketilmeye o kadar müsait ki buna gözünüzü kapamanız mümkün değil. Dolayısıyla size hem işte o Çınar Koleji'nden de mezun bir sürü arkadaş var orada, hem oradan hem aileden vesaire kuşatan, patriarkadan işte devlet tarafından bir sürü yerden kuşatan da aslında böyle bir sürü mekanizma var, güç mekanizması var. Bir yandan da böyle şaşalı, seküler bir hayat var. Yani onların birlikte okudukları, oturup barlarda içki içen arkadaşları var ve onlarla birlikte vakit geçirmekten de keyif alıyorlar. Ama yani bunun bir alan varlığını sorgulamak için işte bir şey olduğunu da düşünmüyorlar ama içki içerken, orada bir de içilirken sofrada neyse ya işte kazayı da akşam eve döndüğümde kılarım deyip o masadan kalkmayabiliyorlar mesela. Yani bu tür ufak ufak taktiklerle ya da işte arkadaşıyla İtalya'ya gidiyor. Arkadaşları şarap içiyorlar, işte oturuyorlar şeyde, fotoğraflar çekiliyor falan. İki tane bardak var masada ama masanın bir kısmı çekilmiyor falan. Şimdi sosyal medyada da takip ettiğim insanlar bunlar.
göstermediğinde hem o hayatın tadını da çıkarmış oluyor bir yandan. Bir yandan da yani gözetmek zorunda kaldığı bir ailesi de var. Yani çünkü orada sizin de söylediğiniz gibi kullanacağı bir network var. Mezun olduktan sonra babasının iş arkadaşları ona alan açacak. Yani o kadın bir belki sermaye sahibi olarak bir şirket kuracak ve akşam iş yemeklerine gidecek ve o abilerle birlikte olacak. Dolayısıyla o alanında sürekli korunabiliyor olması lazım. Bir de bugüne kadar da zaten hep oradan beslenmiş. Yani onların derneklerine gitmiş, keman kursunu da orada almış vesaire vesaire. Yani dolayısıyla orada bence bir kabuğunu kırmak yok ama o alanı mümkün olabildiğince o hareket kabiliyetini de arttırarak genişletmek, esnetmek var. Kendi varlığını da ben oradan sürdürdüklerini düşünüyorum. Onun dışında aslında çok fazla soru var ama belki ikinci turda böyle uzun anlatırım. Biraz şeyi anlatmak istedim, sahayı anlatmak istedim. Bir yandan da şey de var. Yani orada seyirciyle kurdukları da enteresan bir ilişki var. Mesela işte rock müzik yapıyorlar bir yerde ama çok ateşli de bir şarkı aslında. İçeriği falan da böyle bayağı erotik bir şarkı. Sonra teyzeler geliyor işte konserden sonra, interaction da çok yüksek. Konserden sonra teyzeler geliyor, akrabaları vesaire de orada. Yani diyor ki yavrum biz bunları anlamıyoruz yani bize biraz daha böyle bizim oralardan bir şeyler mi çalsan falan diyorlar. Sonra zamanla yani uzun bir süre etnografinin sanırım da öyle bir şeyi de var bilim bilgisayar çalışmamda. Şey de değişiyor, repertuar da değişiyor. Yani işte daha böyle o zaman biraz da Havent çalalım falan diye orada da bir dönüşüm var. Yani çünkü yani hem müziğini yapacak. Orada onların Instagram'da binlerce, on binlerce takipçileri de var. Orada onların müzik yapabiliyor olmasından etkilenen binlerce genç kadın var. Ve bundan hani bunu bir inspiring olarak gören bir sürü genç kadın var. O kadınların da kalbini kırmak lazım. O yüzden müzik yapmayı durdurmamak da lazım. O zaman yani evet biz bunu yapmayı seviyoruz ama bundan da birazcık çalışsak bir şey olmaz. Kendimizden de bir şey kaybetmeyiz diyerek aslında. Orada o sınırları da genişletiyorlar, esnetiyorlar. Böyle şimdilik. Daha sonra ikinci turda belki sizin de yorumlarınızla. Yani şöyle bir şey görüyorum çünkü. Önder Hoca'nın da, Özlem Hoca'nın da, Ayşe Hoca'nın üçünüzün de hep böyle öğrettiği belli gençlik grupları var. Galiba ben de birazcık başka bir yere... Değil, söyleyeceğim onu. Değil, hiç değil. Peki. Yani aynı yerdeyiz. Anlattıkların çok mutlu etti yani. Okay. Peki, tamam. Belki yeniden düşünür ve ikinci turda başka şeyler söylerim. Sahanın evet. Bir şey var. Yani bir de sürekli hani ongoing de bir şey olduğu için hocam değişiyor. Yani benim de tespitlerim sürekli değişiyor. Sürekli her şey shuffle ediyor.